Merhaba. Damar tıkanıklığı denilince tabii ki insanların aklına anjiyo, balon, stent ve tabii ki bypass geliyor. Hele eğer stentiniz varsa o zaman bu stentin tıkanmasından, yeniden tıkanmasından endişe ediyorsunuz. O yüzden stentin tıkanmasının nedenlerini araştırıyorsunuz, neler yapabileceğiniz konusunda bir ev ödevi hazırlıyorsunuz. Benim daha önce stentle ilgili yapılmış videolarım var. Arzu ederseniz onlara bir bakabilirsiniz. Bu videoda ise bir güncelleme yapacağız ve son yayınlar çerçevesi içerisinde özellikle stentin tıkanmasına neden olan risk faktörlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun yanında eğer stentiniz varsa bu konudaki kişisel tecrübelerinizi de lütfen videonun yorumlar bölümüne yazmayı unutmayınız efendim. Bütün işlemlere bakıldığı zaman tanısal olarak yapılan anjiyo işlemleri, balon stent işlemlerine bakıldığı zaman balon stentin neredeyse stentin iki katından fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Yani çok ciddi bir şekilde uygulanan bir tedavi yöntemi. Ve tabii ki stentler ilk başlarda yeniden tıkanma oranları çok yüksek olduğu için ciddi sorunlar yaratmıştı. Fakat zaman içerisinde stent teknolojisinin gelişmesiyle beraber başlarda %40 düzeyinde olan stentlerde yeniden tıkanma olayı günümüzde artık tek rakamlara doğru gidiyor. %10'un altına düşmeye başlamıştır. En son küçük değişik bir örnek vereyim size. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 milyon 100 bin 394 kişide yapılan bir çalışmada 2009 ile 2017 yılları arasında çıplak stentlerde yeniden tıkanıklık gelişme oranı %2,6'dan 0,9'a inmiştir. Yani çıplak stente suçlamaktan biraz çekinmemiz gerekiyor. Buna karşın ilaçlı stentlerde ise oran %5,4'ten 6,3'e yükselmiştir. İşte bir iyi haber, bir de kötü haber. Dolayısıyla stentlerde şimdi yeni yeni ilaçlar kullanılmaya başlanıyor. Son 3-5 sene içerisinde önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklikler bu çalışmaya yansımamış durumda. Peki risk faktörlerine bakalım. Cinsiyet. Erkeklerle kadınlar arasında önemli bir fark olmadığı ortaya çıkmış. Fakat biz biliyoruz ki damar tıkanıklığı özellikle kadınlarda menopoz sonrası çok ciddi sorunlara neden olabiliyor. Onun için kadınlar damar tıkanıklığından muaf değiller. Ve böyle bir düşünceden lütfen uzak dursunlar. Mutlaka kontrollerini yaptırsınlar. İkinci faktör yaş. Yaşa bakıldığı zaman bir 50-59 yaş grubu ve özellikle 55 ve 70 yaş grubu ortaya çıkıyor. Bu yaşların üzerinde stentlerde tekrar tıkanma olasılığı riski artıyor. Çok önemli bir faktör sigara. Sigara içenlerle içmeyenler karşılaştırıldığı zaman %17 ile %29,6 civarında bir oranla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da ne demektir? Stenti olan sigaradan uzak durması gerekiyor. Geldik en önemli soruna, şeker hastalığına. Şeker hastalığına bakıldığı zaman şekeri olmayanlarda %23 oranında stente darlık görülürken şekerleri olanlarda %50 oranında görülmüş. Gerçekten çok yüksek. En ufak oranlarda bile %4,4'e 10,8 gibi gerçekten büyük bir fark var. O yüzden şeker bence önemli faktörlerden bir tanesi. Özellikle insülin bağımlı şeker hastalığınız varsa lütfen buna dikkat ediniz. Bir de buna bağlı önemli bir sıkıntı daha var. Maalesef damar tıkanıklığının hızını artıran bir etken de böbrek yetmezliği. O yüzden şekerle beraber onu da lütfen bir not olarak düşelim. Geldik hipertansiyona. Hipertansiyonda olanla olmayanlardaki damar stent tıkanıklı olanı %37,5'a 47. Yani hipertansiyon da bir risk faktörü. O yüzden tansiyonunuzu da mutlaka kontrol altına almanız gerekiyor. Geldik en önemli kahramanımız kolesterolü ve kolesterolü alt gruplarında bakılacağız. Yani iyi huylu kolesterol, kötü huylu kolesterol, bütün bunları göreceğiz. Ve baktığınız zaman kolesterolü yüksek olmayanlarda tıkanıklık oranı grup içerisinde %18, kolesterol grubunda ise 34,3. Yani kolesterolü yüksek olanlarda tıkanma oranı fazla. Alt gruplara baktığınız zaman kötü huylu kolesterolünüz yüksekse, iyi huylu kolesterolünüz düşükse gene bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Geldik ince detaylara. İnce detaylarda hangi damara stent takıldığı. Bizim sol ana damardan çıkan LED denilen bir damarımız var. Ona takıldığı zaman burada risk darlık yeniden oluşması açısından yüksek. Ve aynı zamanda damarların ilk bölümlerinde olduğu zaman da gene damarda yeniden tıkanıklık olma şansı oldukça yüksek. Peki stentin uzunluğu bir faktör mü? Evet, stentin uzunluğu da bir faktör. 10 milimetrenin üzerinde ise o zaman ne yapıyoruz? Biraz daha risk açısından sıkıntıya girdiğimizi görüyoruz. Başka diğer önemli bir konu daha var. O da stentin sayısı. En çok bunu merak ediyorsunuz. Genelde 2'nin üzerine çıkıldığı zaman
yeniden darlık olma şansı oldukça yüksek oluyor. Bunun yanında önemli bir faktör daha var. O da şu. Genellikle 1-2 stentle 3-5 stentlik grup çalıştırıldığı zaman 3-5 stenti olanlarda yeniden darlık olma şansı yüksek. Bu da gayet normal bir şey. Son olarak da teknik gelişmeler ve ilaçın tipiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani daha doğrusu stentin tipiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir ilaçlı stentlerimiz vardı. Şimdi bundan sonra dediğim gibi damar tıkanıklığının iltihabi yönünü baskılamak amacıyla bağışıklık sistemimizi baskı altına alan ilaçlar kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi sirolimus, öbürü paclitaxel. Bu ikisinin arasında önemli bir fark olmadığı görülmüş. Ama dediğim gibi teknolojik olarak gelişmeler devam ediyor. Tamamıyla ideal, mükemmel bir stente henüz ulaşamamış durumdayız. Ve 10-15 senelik elimizde çok güçlü araştırmalar maalesef yok. O yüzden önce tedbir, sonra tevekkül deyip tedbirleri almanızda fayda var. Bu risk faktörleri içerisinde benim en çok önemsediğim şeker hastalığı. Şeker hastalığına bağlı özellikle insülin kullanıyorsunuz. Çok dikkat edin. Hipertansiyonunuz varsa onu kontrol edin. Mutlaka kolesterolünüzü düşürmeye çalışın. Ne kadar düşürseniz o kadar yararlıdır. Sigara için bir şey söylememe gerek yok. Kilonuzu mutlaka fazlanız varsa düşürmek zorundasınız. Ve düzenli olarak egzersiz şart. Bakın düzenli olarak egzersiz şart. Onun altını çiziyorum. Yoksa arada bir yaptığınız egzersizin hiçbir anlamı yok. Son olarak da eğer damar tıkanıklığınız ve stentiniz, balonunuz, bypassınız varsa size ideal olarak bitkisel beslenmeyi önerebilirim. Efendim benden bu kadar. Vaktinizi aldım. Özür diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.